Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rusya'da ismin E harfinin kullanım alanlarını öğreneceğiz. Edasız kullanımına göz atacağız. İspolizavanie datelne vapadeca bez predlogov. Datelne vapadeç, kagda i kak ispolizavat. Rusça'da ismin E harfinin edatlı ve edatsız olmak üzere çeşitli kullanımları mevcuttur. Bu sunumda ismin E harfinin edatsız kullanım alanları öğrenilecektir. Birinci kullanım alanı yaştır. Yaşımızı söylerken ismin E halini kullanırız Rusça'da. Skolka tibe let? Mne 10 let. Yuri budet 25 let, kagda on akonchit universitet. E tamu kompyuteru pachti 7 let. Yey bila 6 let, kagda ana reshila stat prepodavatelnitsey. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, ilgili cümlelerin çevirileri yanda parantez içerisinde mevcut. İlk örnek cümlemize baktığımızda skolka tibelet, yani Rusça şeklini direkt çevirdiğimizde Türkçe'ye sana kaç yaş var? Mnie 10 let, bana 10 yaş var. Böyle bir mantığı var arkadaşlar Rusça'da yaş söylemenin. İkinci kullanım alanımız Mojna nada neophodima nizya zapreşeno gibi yapılarla arkadaşlar. Mojna mümkün, nada gerekli, neophodima lazım, gerekli, nilzya, yasak ya da mümkün değil, zapreşeno, yasak şeklinde anlamları var arkadaşlar bu yapıların. Bu yapılarda da daten ipadeş kullanılıyor. Özne daten ipadeş şeklinde olur arkadaşlar. Örnek cümlemize bakıyoruz. Studentam nujna çitat knigi. Öğrencilerin kitap okuması lazım. Kitap okuması gerek. Örnek cümlelerimize hemen göz atıyoruz. Lyubomu studentu Можно делать ошибки. Her öğrenci hata yapabilir. Вам надо прочитать этот текст. Bu metni okumalısınız, okumanız gerek. Ей необходимо уехать. Onun gitmesi gerekiyor. Нам нельзя терять времени. Kaybedecek vaktimiz yok. Zaman kaybedemeyiz. Пассажирам запрещено курить в автобусе. Yolcuların otobüs içerisinde sigara içmesi yasaktır. Son iki örnek cümlemize baktığımızda da arkadaşlar nada ve nilze yapılarından sonra isim geldiği vakit yanlış olduğunu görmekteyiz. Bu şekilde bir kullanım yok arkadaşlar. Eğer bu yapılardan sonra isim getirirsek yanlış olacak. Bursa dikkat etmemiz gerekiyor. Nujna yapısına ayrı bir şekilde almamızın sebebi iki kullanımında olması arkadaşlar. 3.1'de infinitif yani mastarla kullanımını, 3.2'de ise İsimle birlikte kullanımını görüyorsunuz. İlk kullanıma göz atıyoruz. Nine nujna payehat v Moskvu. Nina'nın Moskova'ya gitmesi lazım. Gördüğünüz üzere mastarla kullanılıyor. Mayemu atsu nujna kupit maşinu. Babamın bir araba satın alması lazım. 3.2'ye baktığımızda ise 4 tane çekim görüyoruz. 4 tane farklı şekle bürünmüş nujna yapısı. Bunun sebebi de isimle kullanılacak olması arkadaşlar. Nujna yapısına gördüğünüz üzere arkadaşlar bir isim geldiği zaman gelen ismin cinsine göre nujna yapısı değişiyor. Mnie nujen slavar. Burada nujen olmasının sebebi erkek cinsi olması kelimenin. Sözlüğe ihtiyacım var. Mnie nujna ruçka. Kaleme ihtiyacım var. Kelimenin dişi olması. Mnie nujna kofe. Kahveye ihtiyacım var. Kelimenin orta cinsi olması. Mne nujno dengi, para ihtiyacım var. Para kelimesinin Rusça'da çoğul olarak kullanılmasından dolayı burada nujno şeklinde bir yapı söz konusu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere nujno yapısı iki tane kullanım var. Değişiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Duygularımızı ve hislerimizi ifade ederken yine aynı şekilde ismin e halini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ksyem bıla vesela nasvadibe. Düğünde herkes neşeliydi. Yemus kuşna doğma, evde canı sıkılıyor. Turistem holodna zimoy frasi. Rusya'da turistler kışın üşürler. Yevsigda grusna dajlivuyu pagodu. O yağmurlu havada her zaman üzgün olur. Alexeyu interesna igratna gitare. Gitar çalmak Alexey için ilgi çekicidir. Alexey'in ilgisini çeker. Ya da onun için ilginçtir diye çevirebiliriz. Marie strašna, kagda ana adna doma. Maria evde yalnızken korkar, ürker.
Devam ediyoruz arkadaşlar. Duygu ve hislerle ilgili kullanım alanına. Balnomu ploha, tak kak univo silna balit galava. Hasta kötü hissediyor çünkü başı şiddetli bir şekilde ağrıyor. Mne ochen priyatno, chto ty doveryayesh mne. Bana güvenin için çok memnunum. Mihailu lihko rishat eti zadachi. Mihail için bu problemleri çözmek kolaydır. Нам будет трудно это понять. Bunu anlamamız zor olacak. Мне хорошо здесь. Ben burada iyiyim. Benim burada keyfim yerinde. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, duygularımızı, hislerimizi ifade ederken daha telli ipadejde kullanıyoruz. Bu hususa dikkat etmemiz gerekiyor. İki sayfada da bu kullanım şeklini gördük arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Beşinci kullanımımız nravitsa fiiliyle. Zaten ipadeş kullanılır. Sadece zaten ipadeşte kullanılan fiil nravitsa fiil değildir arkadaşlar. Başka fiillerle de kullanılır doğal olarak. Ancak nravitsa fiilini ayrı bir şekilde almamızın sebebi, nravitsa fiili Türkçe'ye çevrildiğinde yapı olarak Türkçe'ye benzemiyor. Bir sonraki slaytımızda arkadaşlar nravitsa fiilinin nasıl kullanıldığını göreceğiz. Türkçe'ye çevirisinin nasıl yapılması gerektiğini anlamaya çalışacağız. Настоящее время, gördüğünüz üzere geniş zaman ya da şimdiki zaman, bunun çekimlerini görüyorsunuz. Прошедшее время da geçmiş zaman, geçmiş zaman çekimini görüyorsunuz arkadaşlar. Антону нравится футбол, futbol Anton'un hoşuna gider. Ей нравится классическая музыка, o klasik müzikten hoşlanır. Мне нравятся твои новые очки, yeni gözlüklerini beğeniyorum. Она мне нравилась, o hoşuma gidiyordu. Им нравится читать книги. Onlar kitap okumaktan hoşlanırlar. Моему брату нравилось играть в компьютерные игры. Erkek kardeşim bilgisayar oyunları oynamaktan hoşlanıyordu. Ты мне нравишься. Seni beğeniyorum. Я вам нравлюсь. Beni beğeniyor musunuz? Вы мне нравитесь. Sizi beğeniyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, kullanıldığı cümleye göre bazen hoşlanmak, bazen hoşuna gitmek, bazen beğenmek şeklinde çevrilmiş ilgili cümleler. Birinci örnek cümleden baktığımızda Antonu nravitsa futbol. Futbol Anton'a hoş gelir. Rusça mantığıyla bu şekilde arkadaşlar. Ancak Türkçe futbol Anton'un hoşuna gider, Anton futboldan hoşlanır, Anton futbolu beğenir şeklinde çevirsek daha güzel olur. Çünkü biz Türkçe'de klasik müzik bana hoş gelir, yeni gözlüklerini bana hoş geliyor şeklinde biz söylemeyi tercih etmiyoruz. Son yıldızlı örneğimize baktığımızda da arkadaşlar, etat fin tibe panravitsa. Burada nravitsa fiilinin savershenli bir tane görürüz. Zira nravitsa fiili miso, nravitsa haliyle. Bu fiilin savershenli bitmiş hali ise panravitsa. Bildiğiniz üzere herhangi bir fiil savershenli bit haliyle birlikte direkt çekimlendiği zaman gelecek zaman anlamı taşıyor. Burada da aynı şey söz konusu. Bu yüzden bu cümlenin çevresi bu film hoşuna gidecek şeklinde oluyor. Hatetsa, spatsa, sidetsa, nizdarovitsa, ispanyatsa. Bu yapılarla da arkadaşlar ismin e hali kullanılıyor. Bu yapıların nasıl kullanıldığını, Türkçe'ye nasıl çevrileceğini örnek cümlelerimizde şimdi hemen göz atacağız. Ему хочется пойти в кино. Onun canı sinemaya gitmek istiyor. Мне хотелось бежать домой, так как было холодно на улице. Canım eve gitmek istedi çünkü dışarıда hava soğuktu. Юлия никак не спалась. Юлия bir türlü uyuyamadı. Ребенку не сидится на месте. Çocuk yerinde duramıyor. Сергею с утра не здоровилась. Сергей sabahtan beri rahatsız, hasta. Сегодня нашей дочери исполняется 2 года. Bugün kızımız 2 yaşına giriyor. Исполняться fiili yaşla birlikte kullanıldığında yaşa girmek, yaşı tamamlamak anlamlarına sahip bir fiil arkadaşlar. Через 2 дня его папе исполнится 54 года. 2 gün sonra babası 54 yaşına girecek. Arkadaşlar, burada da ismin e halinde edatsız kullanılan bazı yaygın fiilleri görüyorsunuz arkadaşlar.
Bu fiilleri öğrenmeniz gerekiyor. Bu fiilleri lütfen not alın, bilmedikleriniz içerisinde varsa. Böylelikle sunumumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.